Evet, Gelecek Bilim'de hoş geldiniz efendim. Ben Cevdet Acarsoy. Gelecek Bilim'de kanalının hem kurucusu hem de yayıncılarından biriyim. Bugün yine çok güzel bir bölümümüz var. Çok keyifli bir bölümümüz var. Evet, konuğumuz da geldi. Hemen davet ediyorum kendisini. Bakayım. Evet, hemen derdim. Kendime doğru da çevireyim efendim. Çok güzel bir bölümle karşınızdayız. Çayınızı, kahvenizi alın ve Cevdet Canvar da Merhaba. geldi. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? İyidir valla. Hayatımda çok nadirdir bir başkasına Cevdet diyeyim. Çünkü bu isim galiba son temsilcileri oluyoruz. Kimse bundan sonra oğlunun adına ya da kızının adına Cevdet koymayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Cevdet Bilim'de yazmışlar aşağıya. Evet, yani öyle oldu bugün. Cevdet çarpı 2 ile adaşımla beraber yayındayız. Dedeler sofrasından, Geek Yapar'dan bildiğimiz, Crossover Talks'tan bildiğimiz sizle yayındayız hocam. Instagram yayınları ne alemde? Galiba yapıyordunuz siz de Dedeler sofrasında. Ya biz geçen dedeler olarak bir deneyelim dedik de dört kişi böyle güzel güzel yapalım diye. Fakat önce internet bağlantısından şüphe ettik. Sonra anladık ki bizce telefonlarımız biraz eski diye dört kişiyi kaldırmadı. Bunun işletim sistemleri. Birimizde iyi bir telefon vardı. Diğer üçümüzdeki telefonlar eskiydi. Bence o yüzden yapan nasıl yapıyor bilemiyorum. Biz beceremedik yani bir türlü olmadı. Evet. Çok nazlı. Instagram o konuda biz çok YouTube'dan, Twitch'ten yayın yapıyoruz ama o birazcık nazlı bu konuda. Şimdi formata geçmeden önce çok teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Süper. Ama şöyle yapalım. Sizi tanımayanlar varsa izleyicilerimizden onlara biraz kendinizden bahsetmenizi. Yani benim bildiğim kadarıyla oyuncusunuz, tiyatro yönetmenisiniz. Aynı zamanda YouTube'da, Twitch'te işler yapıyorsunuz. Ama bunların haricinde belki bilinmeyen yönleriniz varsa bir tanıyalım sizi. Ya tabii yani insan hani kendisinden nasıl bahseder pek bilemiyorum ama bu saydıkların hepsi doğru hocam. Bunları yapıyorum. Bunun dışında bir takım özel işlerim vardı. İşte biraz etkinlik vesairelerle ilgili. Fakat son zamanlarda malum durumlardan ötürü buralardan pek iş gelmedi açıkçası. O yüzden biraz daha işte bu dijital medya geleceğine yatırım yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Elimden de benim biraz elim ağır, yavaş yavaş geliyor ama geliyor. Süper. Şimdi o zaman ben istiyorsanız formatımızdan biraz bahsedeyim, tanıtayım Tabii ki. Ben zaten izleyicilerimize de. biliyorum, keyifle de izliyorum bu arada ama Oh, izleyicilerimiz çok için söyleyeyim. teşekkürler. Çok teşekkürler hocam. Hemen o zaman hızlıca devam edelim. Gelecek Bilim'de izliyorlar. İlk defa izleyenler. Gelecek Bilim'de bir bilim iletişimi platformu. YouTube'da, Twitch'te canlı yayınlarımız var. Bilim temalı, bilim insanlarıyla Spotify, Apple'da, Google'da dinleyebiliyorsunuz bunları. Bilim yazıları var sitemizde, çeviri ve özgün. 40'ın üzerinde gönüllümüzle bunu gerçekleştiriyoruz. Bütün bu operasyonu. Mesela bu yayının kaydı YouTube'a gidecek. Bunu yapan reji ekibimiz. Bu yayının duyurusunu yapan sosyal medya ekibimiz. Gibi. iOS ve Android uygulamalarımız var. Mesela uygulama sahipleri bu yayınla ilgili bildirim aldı ve bildirime dokunduğunda direkt Instagram'a geldi, yayına geldi. Daha detaylı bilgi için sitemize bakabilirler. Gelecekbilim.net. Peki, bu programda ne yapıyoruz? Ünlü bilim programında bilimi gündeme almaya çalışıyoruz. Sizin gibi sosyal sorumluluk bilinci olan ünlülerimize, onların takipçilerine böyle bir saatlik bir bilim molası verelim. Gündem zaten çok yoğun, çok karamsar. Hem Maalesef. politik hem Türkiye'nin hem dünyanın. Biz de biraz mola verelim. Biraz bilimsel mecralara doğru kayalım. Hayal gücümüzü çalıştıralım istiyoruz. Bu şekilde 3 bölümümüz var. İlk bölümümüz derin sorular. Dilerseniz direkt başlayalım. Buyurun efendim. Tamamdır. Ben Cevdet Hoca'nın cevaplarını merak ediyorum açıkçası. Diğer yayınlarındaki uzun ve felsefi yorumlarından sonra bu sorular herkese aynı soruları soruyoruz ama çok farklı Eyvallah. güzel cevaplar alıyoruz. Beklentiyi de yükseltmeyeyim ama ilk soruyla gelelim yine. Bilim insanlarının hemen icat etmesini istediğiniz 3 şey nedir hocam? Valla aslında şöyle söyleyeyim. Şimdi pek çok insan şey demiş aslında biraz takip ettiğim kadarıyla ışınlanmayı keşfetmek istediğini söylemiş.
Fakat ışınlanma benim de tabii her zaman hayallerimden bir tanesi, ama bu ışınlanma dediğimiz şey aslında biraz Star Trek'teki gibi ışınlanma mı, yoksa bizim kopyamızı mı çıkarıyor konusunda soru işaretleriyle olmakla birlikte sanki ikincisi daha şimdiki bilimin aklının alabileceği bir konuymuş gibi geliyor. Diğeri biraz daha hani zor. Ama ben bu ışınlanma deyip geçmek istemiyorum. Bak, bir arkadaşım uzun zaman önce şöyle demişti. Işınlanma dediğin öyle bir şey ki, şimdi bunu sen mesela şöyle de kullanabilirsin. Düşün ki hocam, herkesin poposuna ışınlanma cihazı takıyoruz. Bir nanoteknolojimizde küçük bir ışınlanma cihazı takıyoruz. Ve herkes dışkısını canı istediği zaman istediği yerde o ışınlanma cihazından şak diye geçirebiliyor. Ve onlar da bir tane fabrikada toplanıyorlar. Oradan da gübre olarak hayatlarına devam ediyorlar mesela. Şimdi böyle ışınlanmayı bu tarz düşündüğün zaman çok güzel yerlere gidebilir bu ışınlanma hikayesi. Öteki bir an önce artık keşfedilsin. Klonlama. Ama bu klonlama dediğimizde aslında işte benden bir tane daha olsun kafası değil de daha çok işte organlarımızı vesairelerimizi tekrar, yani yaşam standardımızı yükseltmek ve tabii ki uzatmak için elimizden bir şey geliyorsa yapalım derim. Ya yani bununla ilgili böyle bir sürü şey tartışması da var elbette ki, işte ahlaki düzeyde tartışmalar da var. Hiçbirini kabul etmiyorum. Yani ahlaksız insan eline bilimi geçirince de ahlaksız olabilir. Bu yapabileceğimiz bir şey yok. Neticede dini geçirince de ahlaksız olabiliyorsa pekala, bilim için de aynı şey geçerlidir Bilim bir diyebiliriz. araç, nasıl kullanılacağı, değil mi? Kesinlikle öyle. Yani hepsi gibi o da öyle. Bizim inandığımız ve güvendiğimiz, daha iyisini bulana kadar en iyisinin, en doğru açıklamanın o olduğunu düşündüğümüz bir araç. Valla bunu önceden düşündüm, o yüzden kadar seri cevap verdim. Üçüncüsü hiç aklıma gelmiyor ama şu internet sorununa Türkiye'de bir çözüm bulsak galiba çok güzel olur her şey. Evet, artık Starlink'le bağlanacağız. Türk Telekom'la bağlanamayıp uydudan bağlanacağız. Daha iyi olacak gibi duruyor diyelim. Valla arkadaşlar, ilk defa çalışmış bir ünlüyle karşı karşıyayız. İzlemiş eski bölümleri ve ona göre cevaplarını düşünmüş, ama tatmin edici güzel cevaplar hocam. Hocam bir tek bu soruyu Barış Bey'den izledim. Işınlanma, o daha sen soruyu sorduğun anda aklıma geldi ama o da söylemiş. Fark ettim sonra. Evet, o zaman Heyecanlı diğer devam soruları ediyorum. bekliyorum. O Spoiler zaman hemen olmasın diye şey spoiler yapmadım. olmadan devam ediyorum ikinci soruya. Hiç sizi, heyecanınızı şey yapmayalan. Gezegenlere seyahat mümkün olsa, yani orada kolonimiz var, normal sürede gidiyoruz, bir sıkıntı yok, uçağa binmek gibi tehlikesi yok, ama gezegene gittiğimiz daha denince dönülmüyor gibi düşünün. Hangi gezegene gitmek isterdiniz ve neden? Yani bu sadece kendi galaksimizde mi oluyor bu gezegenler? Başka bildiğimiz Bildiğimiz. öte gezegenlerde olabilir mesela. Peki tamam, buradakine gidelim. Herhalde biraz daha şimdi Mars'a gittik bir şey yok belli ki. Hani oraya pek hiçbirimiz gitmek istemiyoruz gibi hissediyorum. Onu eledim. Elime o suyla gideyim. Plüto için bir zamanlar gezegendi diyorlar, artık değil. O yüzden onu da eledik. Gitmişken yarı gezegene mi gideceğim falan diye. Evet, ne gideceğim oralara. Bir de küçük sıkışırız sonra. Dünyadan kaç kat küçük. Jüpiter miydi en büyüğü? Evet. Evet, oraya gitmek daha doğru olur. Çünkü arsa fiyatları başta illaki kapitalizm olacak ya, daha şey yapamadık. Yani o kadar bir gezegeni yerleşiyoruz ama kafamız gelişmedi. O yüzden biraz arsa fiyatları düşük olur, alım satımlar ucuz olur. Çünkü bir sürü yer var abi yani. Herhalde oraya gitmek isterdim. Evet. Jüpiter'in sıkıntısı gaz devi olduğu için, hani kayaç bir yeri var mı onu bilmiyoruz tam. Ya da belki biliyorlarsa chat'e yazsınlar. Ben öyle hatırlıyorum. Dolayısıyla şey gibi olabilir. Mesela Venüs'ün atmosferi çok yoğun olduğu için, Venüs'ün atmosferinde hani bu balon yapıp o balonlarla havada kalıp mı yaşasak gibi planlar vardı. Belki Jüpiter'de öyle olabilir gibi düşünüyoruz. Yani gittiğimizde nerede yaşayacağız? Yoksa en dibine gidince kapalı bir şey, gökyüzü, fanus, yüksek bir basınç, değişik de olabilir. Ama Biraz uydusunda yaşanabilir belki. Jüpiter'in uyduları çok bu konuda şey, gelecek vaat eden yerler sanırım. tabii yaşanabilir. Ben hani bu kadar hakim olmadığım için uyduları aklıma böyle resimsel olarak geldi de isimsel olarak gelmedi açıkçası. Neydi uyduların ismi? Valla ben de bilmiyorum aslında.
Çok hatırlayamadım şimdi. Bu Jüpiter'deki olgu bizim hani bu şey var ya Star Wars'un özellikle Empire Strikes Back'te şey vardır. Cloud City. Öyle bir formda mı yaşamak zorundayız orada? Çünkü gaz devi yani. Basacağımız bir yer yok. Arsa yok yani hocam. Arsa dedik ama arsa yok yani. Ha, o zaman biraz sıkıntılıymış. Ben bu kadar derin düşünemedim. Evet. Io diyorlar. Io var diyorlar. Başka var mı bakalım? Io şeylerinden bir tanesi değil mi? Evet. Evet. Uydularından bir tanesi. Daha kayaç hani şey yapılabilir. Oradan da şeyi izlemek güzel olur ama ya. Ay'dan hani hep dünyadan Ay'ı izliyoruz. Ay'dan dünyayı izlemedik. O Jüpiter güzel bir manzara olur. Evet, Jüpiter evet. Manzaralı evler satılır. Aynen, aynen. Titan varmış. Titan'ı hatırladım Titan. Şimdi. Büyüklerden biri. Titan var, doğal gaz dolu demişler. Oh tamam, Titan güzelmiş manzarası falan. Uygunmuş yani. Arasını bulalım. Titan'a gidelim o zaman. Ne Ay'o ne Jüpiter, Titan. Titan dendi. Çok güzel. İsmi şimdi hocam. Titanlıyım sizi... deyince bilim kurgu yavak atıyor. Evet, zaten mesela o ışınlanma cevabınızda işte ışınlanmanın türleri, bilim kurgu kökeniniz olduğu, dolu olduğu o konuda çok belli. Şimdi bir soru soracağım. Biraz sizi tetikleyebilecek bir soru. O yüzden uzun cevap alabiliriz. İnsanımızın bilime yaklaşımı konusunda ne düşünüyorsunuz? Vallahi açıkçası bilim o hani araçtır diye konuştuk ya. Bilim genelde biraz hani maalesef ki işte kapitalizmin tek elinde. Eskiden şey bir geyik vardı ben lisedeyken falan şöyle denirdi. Abi aslında bu işte CD-ROM teknolojisine yeni geçiyoruz bilgisayarlarda. Aslında bu CD-ROM'lar ne teknolojiler var insanların elinde ama önce bunlar satılsın diye onları işte piyasaya sürmüyorlar gibi bir şey söylenirdi. Bilmem hatırlar mısın veya... Yaşım da bilmediğim için. Ama o dönemler herkes böyle deli gibi aslında işte şöyleydi böyleydi falan filan diye. Biz de yerdik. Sonra büyüdük baktık ki ulan hakikaten bazı bir kısmına kadar doğru yani. İnsanlar gerçekten hani bilimi bir işte para kazanma aracı olarak en ön planda gördüklerinden dolayı. Hadi bana CD-ROM satarken çok büyük bir problem yok. Orada çok önemli bir şey olmuyor. Ama tıp sektöründe falan da aynı şekilde işlediği için biraz ahlaki olarak sorgulanabilir bir bilimin içerisinde olduğumuzu hissettiriyor devamlı bana. Keşke bilim o konuda hani böyle paranın tek elinde olmasa da para bilimin tek elinde olsa ve neye ihtiyacımız olduğu işte o kişinin piirleri tarafından belirlense diye düşünüyorum. Evet, evet. Aslında ben şu an epidemiyoloji alanında çalışıyorum. Yani tıbbi bir alan. Hastalıkların dağılımını, sebeplerini, risk faktörlerini araştıran ya da sonuçlarını araştıran bir alan. Oradan da bir tecrübemle şunu söyleyebilirim. Aslında temel bilimler, işte epidemiyoloji gibi, yani bilimin tam has kısmında o kadar fazla bu bize para getirir mi, getirmez mi gibi bir şeyi bilim insanları demiyor. Yani ya da diyen çok az diyebilirim. Çünkü bazı bilim alanları endüstriyle iç içe gider. Ne bileyim malzeme bilimi, işte kuantum bilgisayarlar falan. Onların haricinde yani epidemiyolojideki bir bulgu direkt olarak paraya dönmeyeceği için tam tersine işte acaba işte koronaya daha mesela koronavirüse daha yatkın hale gelen, savunmasını düşüren bir şey buldu mesela epidemiyologlar. Mükemmel bir bilgi. Bu tarz bilgileri araştırırken ona aslında çok bakılmıyor. Sadece şurada şöyle bir olay yapılıyor. Mesela o araştırmalar tabii para. O paralar alınırken fon alınan kuruluşlar genelde devlet kuruluşları oluyor. Ya da çok büyük bazı şirketler böyle ödül olarak veriyor. Ama çoğunlukla devlet kuruluşları oluyor. Mesela Türkiye ve Hollanda için konuşursam. Dolayısıyla orada da şeyi ikna etmek. Yani ya bu yapacağız da bu boş bir şey değil. Bunun sonucunda işte teknolojiye de döner, halka da döneri ikna etmekle geçiyor aslında bilim insanının oradaki ömrü. Parayı aldıktan sonra mı hocam? Yani o kadar bakıldığını görmedim. Hani nasıl olur falan diye. Belki ama dediğinizde şöyle bir gerçeklik payı. Bilimin teknolojiye dönüştüğü taraf. Yani işte orada sıkıntı var aslında birazcık. Ya, birazcık ben de onu demek istedim. Bizim bu işte çizgi romanlardan, sevdiğimiz filmlerden falan öğrendiğimiz kadarıyla devletin bir bilimsel araştırmaya yatırım yapması için sonunda süper asker yetiştirme şartı aranması gerekiyor galiba. Aksi takdirde bir yatırım yapmıyor. İyi de Kaptan Amerika olacağız mı yani? Hani kafamız burada biraz. Evet, evet, evet. Yani bazı araştırmalarda cidden aslında şunu görüyorum. O bilim insanının keyfi, keyfi de değil de cidden merakı,
Çok deli meraklı oluyorlar. Bunu merak ediyor adam. Bunu öğrenmek istiyor da kadın. Tanıdıklarım var yani böyle hocalar. Bir şekilde onu ikna ediyor. Mesela diyor işte bunun sonucunu şöyle şöyle yaparız. Topluma şöyle katkısı olur. İşte atıyorum bazılarında çok net de mesela benim araştırma ben migren çalışıyorum hocam. Migrenin sebepleri sonuçlarını çalışıyorum. Mesela migrenin inmeye sebep olup olmayacağı ile ilgili bir araştırma yaptım. Şimdi bunu ikna etmesi çok kolay. Yani inme riskini, felç riskini arttırıyorsa bilelim. Ona göre çünkü önlenebilen bir şey felç. Çok güzel hani çok net yani adı bile zaten açıklamama gerek bırakmıyor. Ama mesela ne bileyim insan beyni nasıl çalışır? Bilmem ne öğrenirken nasıl çalışır? Şimdi bunun direkt olarak karşılığı yok. Bunu ikna etmeye çalışıyorlar. İlla böyle süper asker değil de genelde şeyi gördüm. İşte yani bu pazarlamaya da yansır. Toplumun düzenine de yansır. İşte çocukların mesela biz ergenlerle ilgili araştırma yapıyorduk. Ergenlerin risk alma davranışlarına bakıyorduk mesela. Yani risk alma davranışını anlarsak ergenin işte teknolojinin acaba şeyine gazabına uğradım ama görüyor musun acaba? Şimdi gördüm hocam. Şimdi gördüm. Nerede kesildi sizde? Biz ergenler dedin. Oralarda duymamaya. Ondan bir 30 saniye öncesi duymamaya başlamıştım. Ama yine tamam, gitti. Tamam. Yani ergenlerle çalışırken de ergenlerin risk davranışına bakılıyor diyecektim. Şimdi geldi galiba. Sözü size vereyim. Bağlantı düzeldiyse. Ben orada chat'e bakayım biraz hocamız gelirken. Ali Arif demiş ki Mars'a gidin Curiosity'yi kaçırır ikinci el okuturuz demiş. Arge tarafına yatırım yapmak istemiyorlar demiş. Türkiye'de demiş Mehmet. Fakir ülkelerde bilim yapılamaz. Çok katılmıyorum her zaman değil. Her zaman değil. Evet hocamız gitti tekrar gelecek. Dedenin interneti yavaş demiş. İnterneti de dede interneti olabilir. Tekrar ben bir hocamızı eklemeye çalışayım. Evet, tekrar davet ediyorum. Bakalım. Şimdi her şey yolunda gibi gözüküyor. Var'a geçtim. 4G'deydi normalde ama. Beni duyabiliyor musun? Şimdi duyuyorum hocam. Tamam. Sen yine kesik kesik geliyorsun ama ne yapacağız? Siz de biraz öyle. Siz de biraz öyle. Şey, uçak modunda mı telefonunuz? Mesela ben şöyle yapıyorum. Bilmiyorum doğru mu çalıştığı, o yüzden mi çalışıyor da. Uçak modunu alıp sadece Wi-Fi'yi açıyorum. Diğer şeyleri de kapatıyorum. Diğer uygulamaları da. Belki bununla ilgili olabilir. Bir deneyip hemen geri gelebilirim. Uçak modu değil çünkü. Tamam, onu bir deneyelim hocam istersen. Çünkü yine kesiliyor ne yazık ki. Evet, ben o arada şeye bakayım. Yapayım Cevdet mı? Hoca'nın bağlantısında. Şimdi yine kesildi hocam. Bir deneyelim istiyorsanız. Evet, çok kesiliyor bugün. Arkadaşlar bir chat'e bir sorum var. Diğer Instagram canlı yayınlarına bakabilir misiniz? Onlarda da mı var? Hani onu anlayalım. Yoksa bizim bağlantımızla ilgili bir şey mi var? Ben şuradan bir hız testi yapayım. Acaba benim bağlantımda mı sorun var onu anlamak adına. YouTube kanalımıza evet abone olmayı unutmayan Ali Arif söylemiş. Sir Cevdet teknolojinin azizliğine uğradı yazmışlar. Evet, korsan bağlantı var diyorlar. Sir Cevdet deyince ben anlıyorum. Hani bana değil de Cevdet Canver'e dediğinizi oradan anlıyorum. Tekrar davet edelim hocayı. Yapacağız arkadaşlar. Azimliyiz. Bakalım. Alo. Şimdi geldim ve her şey yolunda gözüküyor daha en baştan. Süper. Tamam. O zaman hemen soruyla devam ediyorum. Sizi dinlemek istiyoruz. Bağlantı el verdiği sürece. Bilime yaklaşımı sormuştuk. Şimdi gene değişik bir soru. Uzaylılar yani dünya dışı yaşam. İlla böyle eli kolu bacağı olan değil de bakteriler de olabilir. Dünya dışı yaşam sizce var mı? Varsa geliyorlar mı? Yani bence var ve bununla ilgili normalde çok havalı olan ama Gelecek Bilim'de kanalında çok klişe olan bir sözle yanıt vermek istiyorum. O da şu, yani bu dünyada ya tek başımızayız ya da bizden daha üstün canlılar var bu evrende ve ikisi de eşit derecede korkutucu aslında. Evet. Biraz buna inanıyorum yani. Yalnız olmadığımıza inanıyorum.
Contact'ı çok seven biriyim. Daha çok küçükken izleyip oradan etkilenmiştim. Hani eğer gerçekten hani bu bir şey alan kaybı olurdu eğer sadece biz varsak Evet. falan diye. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yalnız olmadığımıza eminim. Ama hani geliyorlar mı kısmı belki de geldiler. Hani bu konuda da çeşitli muammalar var. Hani böyle gözüm kapalı her şeye inanmıyorum ama yani inançla ilgili bir şeyim yok, seçimim. Zamansal olarak söylüyorum. Zaman farkından dolayı belki de geldiler diyorum aslında. Yani insanlık Yani gelişmeden önce geldiler, belki hiç biz yokken bir daha da uğramadılar. bu bir ihtimal bence. Neden olmasın? Yani bunun aksini varlığını da kanıtlayamıyoruz ama bu bir ihtimal. Yani neticede tam kanıtlayamıyoruz. Ama ben yanlış olmadığımıza aslında biraz burada tam inanmak diyeceğim, inanmak istiyorum. Çünkü öteki türlü çok boş ya. Zaten hayatın anlamı dediğimiz şey ne bilmiyorum. Bence bunlar yani bu hani bizim sorunlarımız çok küçülecek bu sayede. Başka sorunlarımız olacak. Heyecanla bekliyorum. Görür müyüm bilmiyorum ama heyecanla bekliyorum o günleri. Mars diye bir doku-seri izliyorlar onu işte. Belgesel dizi. Yarısı kurgu, yarısı belgesel olan bir yapım var Netflix'te. Tavsiye edelim onu. Orada Mars'ta bayağı şey bakteri şeklinde yaşam buluyorlar. Beklenen de oydu zaten. Bulduktan sonra dünyadaki değişim çok ilginç. Hani yani oradaki konuşmalar çok ilginç. Cidden yani ortak bir şey olduğunda, ortak bir başka grup çıktığında biz bir araya mı geleceğiz gibi. Onu düşünmekte fayda var. Fermi paradoksu demişler. Evet yani bahsettiğiniz yani istatistik olarak işte bir sürü yıldız, o yıldızın etrafında bir sürü bayağı yüksek sayıda gezegen var. Hayatı oluşturacak koşullar oralarda da olduğuna göre nasıl bunlardan hala haber alamadık yani? Böyle bir paradoks söylüyor basitçe. Milyarlarca ihtimal var olmaması neredeyse imkansız demiş Müge. Aynen o şekilde söyleyebiliriz. Uzaylılarla ilgili aslında sorumuzun biraz şöyle bir tarafı var. Hani UFO'cular da var ya bir de hani işte enstitüler var, müzeler var, bilmem neler tırnak içinde. Biraz da onun için soruyoruz. Ben onlara pek şey yapmıyorum ya. Yani benim kafama yatan pek bir açıklama gelmiyor. Hep böyle her sene şey var, şu vardır. NASA kabul etmiş bu görüntünün gerçek olduğunu. Her sene bu denir. Bakarsın official siteleri öyle bir bu doğrudur, bu bir UFO'dur, biz tespit ettik diyen biri yoktur. Ama birileri hep bunu yayar falan. Pek anlamam yani çok şey geliyor biraz. Artık bu dünyadan, bu gerçeklikten umudumuzu kesmiş olmaktan geliyor. Keşke bu meraktan ve bilimden geliyor olsa ama ondan değil yani belki. Öyle gelenleri var mesela SETI Enstitüsü, dünya dışı akıllı yaşam arayan bir enstitü var. Bayağı saygın işte bilim insanları çalışıyor. Bu arada escapism aslında değil mi söylediğinizde? Evet, Yani bugünden aynen. kaçmak birçok geek kültür. Daha önce biz Tancan Fümen'le yayın yapmıştık Twitch'te. Orada da konuşmuştuk escapism'den. İşte geek kültürü veya diğer kültürlerde de bu çok artıyor. Hani korona döneminde bayağı da artıyor zaten. Şimdi bir sonraki soruya geçiyorum o zaman izninizle. Bilim tarihinin en önemli buluşu sizce nedir? Bilim tarihinin en önemli buluşu. Valla bizi etkileyen tarafından bakıyorum ben bir son tüketici olarak. Ama aklıma biraz daha şey olabilir. İşte moleküler düzeyde eyvah gittin. Yani mikroskobi gibi şeyler mi? Kesildin sadece. Evet ama daha böyle işte şey gibi daha çok böyle işte ne diyelim hani atom seviyesinde olan hani o incelenebilir onları işte görebiliyor tanıyabiliyor olmamız hani atomu parçalamaktan bahsetmeyeceğim de o bir önceki aşamadan bahsediyorum yani ve bunları tanıyor oluşumuz bunlarla birlikte işte zaten spekülatif bir felsefeden gelen bir acaba bu mudur diye bir alt şeyimiz vardı zihnimiz bu konuda hani insanlık olarak. Emin bunu bu felsefi serüven sonunda keşfediyor oluşu bence hem böyle iki şeyin geleneğin çok sıkı çalışması ve hem de insanlık tarihi açısından önemli diye düşünüyorum.
Soruna yeterince cevap verebildim mi bilmiyorum ama tabii zor bir soruydu. Yo, bütün sorular hocam ucu açık ve zor sorular. Bence güzeldi. Güzel devam ediyoruz. Ben böyle araları hızlı geçiyorum. İnternet el verdiği ölçüde bir şey gibi hissediyorum. Böyle kesilecek evet, kesilmeye denk gelmesin diye hissediyorum. Evet, evet, evet. Rahatlayınca daha da konuşuruz. Süre sınırımız yok. Ama şunu sorayım o zaman devamında. Biraz da şey yapıyorum arkada, dinliyorum sesi internet açısından. Bilim insanı olsaydınız hangi alanda çalışmak isterdiniz diye bir soru yönelteyim. Kesinlikle astrofizik. Tartışmadan. Neden hocam? Neden hocamdan sonra sesin kesildi. Şu anda beni duyuyorsan devam edeceğim. Aynen o kadar dedim tamam. Sadece. Neden hocam? Ha tamam peki. Çünkü şey bana müthiş geliyor ya. Şimdi bu bir şey etki. Ama bunu kabul ediyorum yani bu etkiyi. Ben birçoğunuz gibi işte bu Star Trek'ten çok etkilenmiş bir insanım ama etkilendiğim şey şuydu. Yani biz şimdi yerimizde sayıyoruz ve aslında bir şeydeyiz ya hani ne bileyim bir döngüdeyiz aslında. İşte yaşam adı altında bir oyun kurduk ve her gün aynı şeyleri yaparak işte farklı sonuçlar, farklı duygular elde etmeye çalışma çabamız bizimkisi. Ama orada hani hep böyle bir sürü sonsuz denebilecek boyutta bir alan var ve o alanı keşfetmeye, hatta orada artık Star Trek'te bu iyice gelişmiş ve yeni medeniyetler tanıyıp onlara müdahale etmeden biraz takılmaya çalıştıkları bir serüven ya günün sonunda bizi cezbeden tarafı da o. En azından Next Generation'ı severim. Onun için söylüyorum. Ben de çok seviyorum onu. O yüzden hep merak ediyorum. Yani sanki bana Neil deGrasse Tyson her şeyi biliyormuş gibi geliyor bir de. Bu şey şakası tabii ama hakikaten öyle. Yani astrofizik de şey de bir alan ya, hani o gök cisimleri, evrenin, kozmoloji nasıl çalışıyor? Yani astronomi de var ama astrofizik de böyle daha işte bunun fiziği tarafına inmek. Ah, kesildi gene. Bekliyorum. Ben acaba tamam. Astronomi acaba, de yine gök... Duyuyor musun şu anda? Hocam şey söyleyeyim. iPad var mı sizde ya da Instagram'ın yüklenebileceği başka bir cihaz? Yok iPad ama ben... Başka bir telefon. Duyuyor musun şu an? Duyuyorsan bir mekan değiştireceğim. Kesik kesik geliyor. Mekan değiştireceğim. Tamam mekan değiştireyim hocam. Mekan tamam. Değiştireceğim. Evet. Hoca yine gelecek. O arada biz de chat'e bakalım. Sorulara bakalım. Böyle bir talihsizlik oldu. İnternet bize bugün engel sürüyor. Kablosuz ağ denmiş. Evet. Gerçekten o da ilginç. Yani kablo, yani radyo dalgalarının keşfi, kullanılması bilgi iletiminde. Yarı iletkenler. Evet. Çok büyük. Devrimsel nitelikte. İğne denmiş. İlginç. Elbiseler üzerimizden düşerdi diye. Evet. Interstellar ben izlemiştim ama beni o kadar etkilemedi açıkçası. Star Trek daha böyle ilkini izlemedim. Next Generation'ı izledim. Bir de Discovery'i izledim. Oradaki beni etkileyen bir psikolog olarak şey de ilginç. Hani geçmiş dönemdeki insanlara bakışları. Bir bölüm vardı. Evet hocamız geri geldi. Tekrar çağırayım. İnşallah bu sefer çözülecek demişler. Tebdili mekanda ferahlık vardır diyelim. Evet. Selamlar hocam. İnşallah başka şimdi... Wi-Fi'ye bağlandım şu anda. Tamam. Belki bir şey olur diye. İyi başladık. Çok güzel temiz geliyor hocam. Ben de chat'e bakıyordum o arada. Diğer söylenir misiniz? Kablosuz ağ demişler. Yarı iletkenler demişler. En iyi icat konusunda. Siz de astrofizik dediniz. Astrofizikle ilgili şeyi söylüyordum. Yani astronomi tabii ki çok diğer bilimlerin atası, anası sayılan bir bilim. Şey diyorlar hani çünkü hani işte ilkin insanlar böyle gökyüzüne baktıklarında öngörüyorlar. Yani çok büyük oradaki örüntüleri fark ediyorlar, örüntü tanıyorlar bir araya geldiğinde vesaire. İşte astroloji, astronomi var bir ara birlikte sonra ayrılıyor vesaire devam ediyor ama
astrofizik cidden böyle evrenin yapı taşı dokusuyla ilgili sorular içerdiği için sanırım sizin için o da önemli. Mesela şey vardı, yanlış hatırlamıyorsam Star Trek'te astrozenolojist mi? Ya da zenoloji, yani yabancı medeniyetleri, yani kendi dışındaki yabancıları, yabancı demek ya zeno, hani xenofobia, yabancıları tanıyan bir şey. O galiba şeydi, yanındaki danışman vardı ya, empati kurabilen bir özel yeteneği olan bir danışman var Picard'ın. Adını unuttum şey şimdi, bilenler. Şey diyorsun, kadını diyorsun, anladım, hatırladım. O kadın, evet. O kadın yani şey, psikologların şahı gibi bir şey değil mi yani? Müthiş empati, hani diğer kültürleri tanıyor, anlıyor falan. O da güzel, bir değişik bilim dalları çıkıyor. Mesela astrobiyoloji var. Yani astrobiyoloji dünya dışı yaşamı inceleyen alan. Hani madem UFO'lar konusunda ben hep onu diyorum, çok ciddisiniz, astrobiyoloji biyolog olsanız da hani ciddi incelesenize bunu yani diye hep söylüyorum. O biraz lafta kalmayı, biraz işin spekülatif tarafını, işte ne bileyim, daha yaşam tarzı veya bir para kazanma aracı olarak değil de öyle işte söyleyelim, muhabbet olsun diyen insanların tercihi oluyor Türkçeler genelde. Evet, evet. O zaman bir sonraki soruya geçiyorum hocam. 150 yıl öncesine bugünden hangi teknolojik aletle gitmek isterdiniz? Oo. Güzel soruymuş bu. Hangisi ne olabilir? Geri, ya şeyi söyleyeyim, kuralları söyleyeyim. Gidiyoruz. Tabii. Tek yön, geri dönüş yok. O şekilde gidiyoruz ve yaptığımız şeyler de tarihin akışını değiştiriyor. Paralel bir tabii şey yaratmıyor. Yaratmıyor, anladım. Tamam. Beatles şarkılarıyla gidermişim. Şaka. Pink Floyd'u alıp. Kesin. Pink Floyd şarkılarıyla. Bir şey böyle söylüyorum, daha böyle klasik müzik dinleyen dünyaya falan böyle. Vallahi yani aslında ne alsam bir süre sonra akışını değiştirmeyecek. Çünkü pilli olsa bitecek, elektrikli olsa elektriğini alamayacağım. Hı-hı. O yüzden böyle daha mekanik bir şey mi olmalı sanki diyorum, ama onlar da aşırı göz boyamaz. Yani mesela buradan işte plaklarımı ve CD'lerimi alsam, uyduruyorum. Ne yapacağım 150 yıl önce, değerlendireceğim bunları. Plakçalar yok mudur acaba? Düşün, 1870 şey var mıdır acaba? Belki hani ya yok ya galiba. Yani böyle bir sektör olarak yok. Belki sektörü magnify eden bir şey vardır ama böyle bir sektör olarak ya da işte ev aleti olarak yok galiba. Ne olabilir ya? Hocam şey kullanırsınız ya, biz ilkokulda yapıyorduk onu. Kağıdı böyle huni şeklinde yapıp iğne sokup plak çalınıyor ya. Hani bir şekilde mahrum kalmazsınız. O plakları, o öyle bir teknoloji ki o çağda bile dinlenir yani. Şimdi şey gibi bir, şimdi kafam hep nasıl çalışıyor biliyor musun? Back to the Future'da falan böyle almanak götürüyordu ve işte akış değiştiriyordu. Ama faydası oluyordu. Evet. Faydası oluyordu falan. Hani acaba diyorum öyle bir şeyi götürsek dünyaya mesela bir faydası olur mu? Hakikaten mesela tarihi götürsem. Yanıma teknoloji değil de gerçekten böyle işte CD'den gösterebileceğim belki bir laptop, hani yanıma böyle bir sürü yedek şarjlarıyla ve işte o dönemin en yetkilisine ulaşıp, ya bak gelecekte böyle şeyler olacak, insanlık olarak böyle yanlışlar yapacağız, ne bileyim işte savaşlar olacak, soykırımlar olacak, bilmem ne olacak, bunları sen hani güç elinde lider olarak şimdiden yapmayarak daha güzel bir geleceğe gidebiliriz falan gibi bir ütopya kuruverdim. Çok ilginç. Kafamda. Olur mu bu? İzin var mı? Bence olur hocam. Benim aklıma hep şey geliyor bu soruda. Kitap ya. Hani kitap ama bugünün basılmış. Hani bugünün almanağı dediğiniz bütün bu bilgileri, ya bir video vardı YouTube'da, hep böyle anlatılır. Çok şey de yapmıyorum. Barış Kraloğlu da gelmiş. Hocaların hocası diyor. Selam olsun. Hoş geldin. Şey vardı, ne o klasik video var işte, size bir icattan bahsedeceğim, pili gerek yok, hemen instant on açıyorsunuz, okuyorsunuz kitap, yani hani ama olabilir abi, etkileyemezsin ya. Şimdi bak, kitabı önce düşündüm ama o yüzden laptop geçince oha bu adam gerçekleri söylüyor galiba ya da bir sihirli falan. Bir şey bu tabii. Evet çünkü yani öyle demek istiyorum, kitap götürsen bunu kendin matbaada yazdın bastın, yani 150'den bahsediyoruz, 150'den kitap var o zaman. İnan yani uyduruyorsun kafandan, bilinebilir belki. Süper. Peki bir soru, bunu Barış Hoca'ya da sormuştuk. Ay'a gitseniz, yani orada yine şey var, bir yer var, bir lokasyonumuz ama bayağı gene kalınacak. Hangi ünlüyle giderdiniz, neden? Yani böyle
bütün dünyadan istediğimizi alabiliyor muyuz? Evet. Ya da tanıdığınız ünlü de olabilir ama istediğinizi de alabilirsiniz. Tanıdığımsa Barış Pirelioğlu'nu alır giderim ya. Hazır buradayken. Oo. Bir blog yapayım. Vallahi siz dedeler sorunuzu o kadar atışıyorsunuz arada ama aranız iyi diye görüyorum sonradan da. Ya, onlar hep ya, rol. Biraz da şey canım o yani o anlık oluyor tabii öyle şeyler de o anda kalıyor tabii ki o tarz şeyler evet. Devam etmiyor yani. Rol demeyelim de bazen samimi olabiliyoruz çünkü sinirlenebiliyoruz yani. Ama orada kalıyor yani 3 saniye evet. Sürüyor. Evet. Vay be yazmış. Evet. Kendisi sizi götürmedi yalnız. Onu söyleyeyim. Ara bozucu burada oyunlar. Kimi götürdü çok merak ettim. Kimi götürmüş? Bülent Alkış'ı götürmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Bülent Alkış'ı götürdü. Ne yapacaklar orada? Kendi seyirci yok bir şey yok. Yazı mı yapacaksınız ya? Güzel insan bir muhabbet ederdik. Evet evet. Şey geldi. Neil Armstrong yazmışlar da hani tecrübeli biri en azından diyor. Abi ben de iki adım gittim falan dedim. Ben de o kadar bilmiyorum. O kadar bilmiyorum. Çok iyiymiş. Peki bu soruyu da seviyorum. Bilim ile hangi fiziksel ya da psikolojik özelliğinizi değiştirmek isterdiniz? Fiziksel olarak değiştirmek istediğim bir şey yok. Hı-hı. Ama psikolojik özelliğim olarak var. Gerçekten çok kaygılı ve umursayıcı tarafımı değiştirmek isterdim. Çünkü yaşlandıkça bana zarar veren bir özelliğim bu. Yani o kadar da kaygılı olmak istemezdim. Bazen işler hani bu biraz kontrolcülüğe de geçiyor. Bazen işler bıraksam da kendi olduğu gibi gitse diye müthiş savaşlar veriyorum kendimce. Hakikaten veriyorum bu arada. Başarılı bazen oluyorum bazen olmuyorum. Ama bu bende bir stres yaratıyor. Bunu aldırmak isterdim. Şu haberi vereyim. Genelde bu sorudaki psikolojik tarafların çözümü günümüzde oluyor. Hani böyle bu şey bir soru ya işte ileride bir şey olsa ve çat diye değişse gibi bir soru ya. Mesela ya bir psikoterapist olarak hani şeyi söyleyebilirim. Hani kaygıyı yok etmek değil ama aşırı kaygıyı sağlıklı kaygıya çekmeyi şeyde yani terapi içerisinde gerçekleştirebildiğimiz şeylerden biri. Yani özellikle konu spesifikse belli konulardaki kaygılar... spesifikse şey olur. Çünkü önce şeyi anlıyoruz. Ben niye bu kadar mükemmeliyetçiyim? Ben niye bu kadar kontrolcüyüm? Bunu nereden öğrendim? Nasıl öğrendim? Ne zaman işime yaradı? Ve şimdi de şeyi görmek yani. Önce zihinde değiştirmek. Sonra da bunu deneyerek görmek. Deneme yanılmayla. Aa bak işte bugün o kadar kontrol etmedim. İşi başkasına delege ettim. Ben kötü çıkacağını düşünüyorum. Ama güzel çıktı. Bak halloldu. Bir, iki olup yani şey deriz hep biz. What is learned can be unlearned. Yani o öyle öğrenildiyse tersini de öğretmek gibi yapılabiliyor bugün. Onu da haber verelim izleyicilere ve size. Tabii ben şeylerden değilim. Hani psikoloğu biraz böyle işte kafa doktoruna ben deli miyim kardeşim gideceğim falan diyen o tayfadan elbette ki değilim. Zaman zaman çeşitli özel durumlarım için veya genel durumlar için psikoloğa gitmiş biriyim. Faydasını görüyorum. Ama işte biraz tabii şey o kısımda hani insanın işte hayat akışıyla ne bileyim, işte ekonomik durumuyla, her şeyle biraz doğrudan ilintili olduğu için şey yapamıyorum, devamlılığını çok sağlayamıyorum. Ancak artık problemler kontrol edemeyecek veya işte durumlar, benim hani çok etkileyen durumlar oluştuğunda gitmeyi tercih etmek zorunda bırakılıyorum aslında. Evet, ne yazık ki Türkiye'de öyle, bu önemli. Chat'te şey yazmışlar. İki Cevdet buraya çok yazmışlar. Biz ikimiz bir araya geldik. Evet konuşuruz da. Benim kuzenim var. Ömercan değil. Yani başka bir kuzenim. Onun ismi aslında Cevdet Çağhan. Ve fakat ailesinde ona hep Cevdet denirdi. Yani arkadaşları Çağhan der ikisi de adı. Ailede de Cevdet denir. Dedemin adı o da çünkü dedelerimiz aynı dedemizin. Ben de Cevdet olduğum zaman biz bir araya geldiğimizde bize double Cevdetler derlerdi. Double Cevdetler gelin buraya diye. Çok Cevdet iyiymiş. Diye bağırırdı. Biz ikimiz birden efendim diye sesimizdik. İşte o anılarımı canlandırdım. Evet. Bir de az bulunan bir isim ya ben çok seviyorum ismini. Bir de hani isim kombinasyonu yok Facebook'ta da başka yerde de çıkmıyor yani. O da hoşuma gidiyor. Az bulunan bir isim. Temin ederim %70'i bizim ailede Cevdetlerin. Abimin adı Cevdet Mutat, benim adım Cevdet, kuzenim var Cevdet Çağhan, Cevdet Serkan diye bir başka kuzenim var, pardon Cevdet Salper. Böyle böyle gidiyor yani. Hı hı.
Var bir dede yani. Ne kadar etkilemiş? Nasıl bir insandı o dede? Yani ben de dedemden aldım bu arada ismi, Cevdet ismini. Valla dede etkisi bilmiyorum. Herhalde doktor, otoriter falan bir adamdı. Kızları da ona belki bir miktar şirin gözükmek için yaptı. Bilmiyorum ki, uyduruyorum şu anda. Ama kendi adımı süper kendi ya. Onu biliyorsunuz. Benim adımı beni deden başka türlü etkilemiş. Yani onu şimdi anlatıp nasıl olmuş? De dedelerde 1 milyon defa anlattım çünkü. Ya benim adıma Serhat koymuşlar. Ben onu kaçırmışım ya. Serhat koymuşlar. Hı. Benim hakikaten nüfus cüzdanım çıkmış yani Serhat olarak. Serhat can vermiş. Dedemin adı Cevdet ama dedem Adana'da yaşıyor. Biz Ankara'da yaşıyoruz. Yani onun bayramdan seyrana beni hani şey yapması lazım, işte doldurması lazım diye. Ben ama ısrarla benim adım Cevdet diye bana her Serhat diyenle kendimi yerden yere atarak benim adım Cevdet deyip duruyormuşum. Sonunda bu dedemin çok hoşuna gitmiş. Ve nüfus cüzdanımı almış ve adımı Cevdet olarak değiştirmiş. Yoksa ben bir Serhat'mışım yani. Wow, bu çok ilginç bir isim. İsmi isteye bile almak yani. Ben de öyle. Yani, kimisi sevmiyor eski isimleri ama ben sevdiğim isimimi seviyorum yani o konuda. Anlamını biliyor musun? Bak genelde Cevdet'i sorduğumda bilmiyor. Ben Osmanlıca'da baktığımda iyilik, güzellik, mükemmellik gibi anlamları var. Evet. Evet, aynen. Süper. Peki, şimdi diğer bölümümüze geçiyorum. Derin sorularımız bu kadardı hocam. Hangisi bölümü? Burada şıklı sorularımız var. Burada gönüllülerimizden ve izleyicilerimizden de yeni sorular ekledim. Aynı soruların hepsini birebir sormayacağım. Ama bir tane şununla başlayalım. Dediğim gibi bazıları çok kolay olabilir bunların. Hani böyle çok şey seviyor olabilir. Biraz genel kültür, trivia tarzı. Sizce hangisi daha önce icat edilmiştir diye soruyoruz. Bu belli ki şeyli bir soru. Trikli. Trikli, evet. Hepsi öyle. Çengelli iğne en köşe duruyor ama aklıma çok yattı. Bir şey diyeceğim. Kibrite iki taşı birbirine sürtme dahil mi? O, bir o çakmak oluyor işte. Doğru ya, doğru yürüttünüz. Evet, o yüzden cevap çakmak aynen. Tamam. Biz tabii bu şeyler modern düşünüp o elle basmalı çakmak düşünüyoruz ya. Aslında bayağı o da aynen. Bir çakmak. Doğru söylüyorsun. Evet. Kariyer danışmanım gelmiş. Ona da selam olsun. Severiz kendisini. Peki Fatih'in İstanbul'u fethettiği gece yediği yemeğin içinde aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bu da yine. Yani bilgi değil bunlar. Bunlar bir akıl yürütmeli trivia. Tamam. O zaman düşünelim. Şimdi patlıcan fethettiği gece fethet bitmiş kutlama. Evet. Olabilir diyoruz. Yani bilmiyoruz ya ne yediğini. Evet. Olabilir. Anladım. Bence şey yemiştir. Turp yemiştir. Yemiş. Neden hocam? Evet. Ya çünkü işte bak savaş eda ettik. Turp gibi çıktık. Fethettik İstanbul'u falan diye. Sonra turpları götürmüştük. Mesaj kaygıları diyorsunuz. Evet, evet. Ama turp yemiş olamaz. Çünkü turp Amerika kıtasına özgü bir bitki, şey sebze. O zamanlarda gelmemişti ana kıtaya. Bir şey söyleyeceğim ya. Bizim Adana'da devamlı turp yerler. Onlar yok muydu o zaman eskiden? Yokmuş. Evet, evet, yapma. Evet. Yokmuş. Vay be. Ben de Araplar turp sever diye peki, eledim. Doğru cevabı var yani. Bu kadar da var, var, var. Ha, anladım. Ya patates, soğan. Hani her yerde olan şeyler bunlar. Şey, chat şu an çok iyi. Big Mac yemiş yazıyorlar. Hocam, ben aynı şekilde patateste... Patates de Amerika kıtasına özgü, domates de Amerika kıtasına özgü. Buna hep sonradan var. İthal geldiği için bir tek patlıcan yemiş olabilir. Bilmiyoruz. Bir tek o kalıyor şıklar içinden. Okey, patlıcan. Böyle yalnız bir... bu üçünün Amerikan kıtasına özgün olduğunu ben de yani oradan geldiğini şimdi şey yaptım. Evet, amacımız da o zaten. Böyle ufak bilgilerle şey yapmak. Bu soruyu biraz zor bir soru bu. Akıl yürüterek bulunmayacak bir soru. Bunu da bir gönüllümüz yollamış ama hoşuma gittiği için aldım. Hemen onu gösteriyorum. Dünyada kış aylarında güneşin hiç doğmadığı ülke hangisidir? Hiçbir fikrim yok. Benim de hiçbir fikrim yok. Ya ve şey yani bunların her biri bir ülkeymiş onu öğrenmiş oluyoruz. Bu adlı ülkeler evet, var. Kesinlikle. Ben hani bakıyorum önceden bildiğim bir ülke var mı diye. Yok. Yani hiçbir dayanağım yok. Hani şeyle atamayacağım. Hani adım Cevdet, Cevdet falan. Öyle aynen, dörtte bir şansla. Tamam, Palau dediniz. Aynen, evet. Bu soru öyle bir soru.
Bu şeymiş, Svalbard A şıkkıymış. Yeri de burası. Onu ben koydum sorunun cevabı olarak. Baya Grönland, İsveç, İzlanda şu baya o hani 6 ay gece olan alanda kaldığı için böyle bir adaymış. Ben de bilmiyordum. Öğrenmiştim. Ben de öğrenmiş oldum. Güzel oldu. Evet. Bir sonrakine geçelim. Dünyada en çok insan öldüren hayvan sizce hangisidir? Şimdi bence Kenya ve sivrisineğin yanında köpek balığı ve aslan değil. Çünkü onların seni öldürmesi için çok teferruata girmen lazım. Kenya olabilir çünkü her insan da hani oluşa da biliyor yedikleri gıda. Sivrisinek de bazı bölgelerde yok desek Kenya doğru cevaptır bence. Evet, çok yaklaştınız hocam ama sivrisinek Hadi çıkıyormuş. ya. Çünkü çok fazla Çünkü veba özellikle mı? sıtma veba taşıdıkları için, uçabildikleri için ve aslında çok bölgede de dediğiniz gibi bazı bölgelerde yaygın ama hani çok yerde varmış. O yüzden sivrisinek çıkıyor. Doğru cevap. Şimdi bir soru var. Bu da gene bu da kolay ama yine şey vurucu işte ufoculara vurucu. Ayın karanlık yüzünde ne bulunur diye bir soru göndermiş arkadaşım. King Floyd. Evet çok güzel. Bence seçeneklerden birini böyle yapalım. Bu olur. Ben bunu değiştireyim. Gizemli yaratıklar yerine Pink Floyd koyuyor. Çok eğlenceliydi. Evet. Tamam. Bunu Evet. attık gizemli yaratıklar ama zaten atacaktık. O yüzden seni spoiler olarak saymıyorum. Hı-hı. Ayın karanlık yüzünde ne bulunur? Ön tarafıyla aynıdır. Doğru Evet, cevap bu. evet. Yani çok böyle heyecan verici bir şey değil ama hani şey zannediliyor. Ayın karanlık tarafı görüntülenmedi falan. 1959 yılında bir Sovyet şeyi uydusu geçerken fotoğraflarını çekmiş. Sıkıntı yok. Biliyoruz. Öyle bir şey de yok yani ama bu Pink Floyd şey. Bizim bir hocamız vardı. Freudçuydu kendisi. Şey vardı kapısında. Pink Floyd diye bir görsel vardır. Belki görmüşsünüzdür. O Tabii vardı. tabii çok çok O severim. geldi aklıma. Bayağı güzel. Bu soruyu konuştuk. En büyük kütleli gezegen ama Jüpiter diye konuştuğumuz için geçiyorum onu. Ha, güzel bir soru. Radyum ve polonyum ile radyoloji alanında çığır açan Polonyalı bilim insanı kimdir? Yine hiçbir fikrim yok tabii ki. Hı. Atarak bulma yolunda gideceğim. Joseph Rotblat bence. Hiçbir neden de söyleyemem. Peki hocam diğerlerin isimleri hiç daha tanıdık gelen var mı? Diğer isimlerin içinde biraz daha tanıdık, medyatik. Sanki Maria Curie tanıdık geliyor bana şu anda. Hı. Onun dışında hiçbir tanıdık değil. Evet, doğru cevap Marie Curie olacaktı. Merkürü. Radyum ve polonyum. Hatta yani fark etmediği için bunların etkilerini radyasyondan ölüyor kendisi. Bayağı hani insanlık için ölen bir bilim insanı ve aynı zamanda da ilginç iki farklı alanda Nobel ödülü alan tek bilim insanı dünyada. Fizik ve kimya diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam ve bir kadın bilim insanı olduğu için de yine öne çıkarıyoruz, anlatıyoruz. Peki. Bakıyorum. Nobel demişken ha öyle bir soruyla bitirelim hangisi bölümümüzü. Nobel ödülleri hangi ülkede verilir? İsveç. Doğru cevap hocam. Bravo. Tek attı. Tek attı. Ama bu genel kültür artık. Bu kadar da bilerek. Çok Yani hani Norveç ile İsveç çok karışıyor bu soruda. O yüzden aslında Hocam güzel oldu. bak ben o Norveç'te İsveç'i karıştıranlar için bir kısa yol söylemek isterim müsaade Hı. edersen. Tabii ki. Eğer herhangi bir soruda şu hangi ülkede yapılmıştır diye bir soru olursa kesinlikle İsveç değil. Norveç'te bir bok olmuyor. Çünkü onu söyleyebilirim yani. İsviçreli bilim adamları ama İsviçre'li İsveç'in bilim çikolata İsviçreli değil mi gene? Evet. O da Tabii güzeldi. tabii. İsviçre çikolatası meşhur. Evet. Şimdi en sevdiğimiz bölüme geliyoruz. O da o mu bu mu bölümü. Buradaki hikayemiz şu. Seçeceğiniz bir bilim insanıyla akşam yemeğine gidiyorsunuz. Dilini biliyorsunuz. Hayatta oluyor kendisi otomatikman. Yani her şey tamam ve konuşabiliyorsunuz. Güzel bir akşam yemeği yiyebileceğiniz bir bilim insanı seçiyorsunuz ama diğer seçtiğiniz eleniyor. Yani eliye eliye gidiyoruz. İbrahim Selim'in ünlülerle yaptığı bu formatı bize bilim insanlarına çevirdik. Aldık. Ben işte o mu o mu diyeceğim, devam edeceğim. Burada da çok bilinen insanların da yanında biraz daha az bilinen bilim insanlarını da katmak istedik. Yine de amacımız burada da tanıtmak. O zaman klasik soruyla başlıyorum. Tesla mı Edison mu? Tesla. Tamam. Nedeni var mı? Açıklayayım mı yoksa öyle? Çok güzel olur. Açıklarsanız çok güzel olur.
Tesla, çünkü Tesla ile şeyi konuşmak isterim. Hocam nerede yanlış yaptın ya? Yani senin teknolojin daha iyi. Niye yani mesela Edison şu anda burada parayla oynuyor da sen yazıksın burada, hatta işte bunları konuşmak isterdim. Adam daha zaten dertli. Evet. Bir rakı içirirdim yani kendisine. Güzel olurdu. Peki Tesla dendi. Edison'u eliyoruz. Tesla ile devam ediyoruz. Peki Tesla mı yoksa izafiyet özel ve genel teorileri ve fotoelektrik etkiyle tanıdığımız Albert Einstein mı? Oo, Einstein hocamı. Tamam, hemen sattım Tesla'yı. Abi sen iki dakikadır ben gidip geliyorum dedim ve gittim oradan. Einstein hocaya girdim. Hocaların hocası. Dil şakalarıyla başladı bir şey. Ben girdim bir şey yani. Öyle başladı. Süper, süper. Peki Einstein'a geçtik. Einstein'ın karşısına bir farklı kişi çıkarıyorum. Üzerine basınç uygulandığı zaman bu basınçtan elektrik enerjisi üretebilen malzemeleri insan organları üzerine yerleştirerek organların hareketini elektrik etkisine çeviren cihazları da icat eden materyal bilimci Profesör Canan Dağdeviren mi yoksa Albert Einstein mı? Şimdi Canan hocamızın ellerinden öpüyorum bir kere. Müthiş, bunu öğrenmek benim için müthiş keyifti. Ama kusura bakmasın kendisi, ben Einstein'la bir yemekteyim. O yüzden gitmiyorum oraya. Gelemiyorum, meşgulüm diyorsunuz. Peki, karşısına değişik bir isim çıkaralım şimdi. Geçen bölümlerde de sormadığım uzmanları sormaya çalışıyorum, bilim insanlarını. Elektromanyetik indüksiyon, manyetizma, elektroliz kanunları, Faraday etkisi ve Faraday kafesiyle tanıdığımız Michael Faraday mi yoksa Einstein mi? Einstein'ı geçemedi. Faraday her ne kadar böyle izlediğim bilim kurguların %90'ında maruz kalıp da ulan neymiş bu diye Google'da aratıp da baktığım bir şey olmasına rağmen, çünkü hepsi ondan atar biliyorsun. Hani atış oradadır hep. Yine de bir Einstein'la evet. Ben daha böyle, çünkü Einstein şey bir adam. Yani ötekiler farkı ne biliyor musun? Nedeni de söyleyeyim hocam. Niye ben Einstein'la rakıdan kalkamıyorum? Çünkü Einstein bir bilimi benim algılayabileceğim seviyede anlatabiliyor, bu yeteneğe sahip. İkincisi Einstein'la bilim dışında şeyler de konuşabiliyoruz. Ya yani benim kafamda evet. O yüzden şey diyorum ben. Çok güzel Faraday kafesi ama sağ olun diyorum, o tarafa böyle gitmiyorum. Masadayım hala. O tarafa doğru gidiyoruz. Peki. Peki karşısında kimi çıkarabiliriz? Bu Turing makinesi, Turing testi ve yapay zeka konusunda tanıdığımız Alan Turing mi yoksa Einstein mı? Oo, yapay zeka diyorsun. Şimdi ama Einstein'la yemek yememiş olacağız değil mi? Şimdi oradan yedim bir şeyle öğrendim. Tabii yani seçtiğiniz en son kalanla gideceksiniz hocam. Eleyerek gidiyoruz. En son seçtiğinizde gideceksiniz. Ben hala Einstein'dayım. Hala gitmedim. Tamam. Beni kaldıramadın o masada. Rakı içmek için duruyorum. Einstein'ın karşısında şimdi Barış Hoca da diğer hocalar da etki yapmış birini çıkarıyorum. Bakalım ne olacak. Einstein mı yoksa tektonik çalışmaları ve Tetis Denizi kanusundaki çalışmalarla tanınan dünyaca ünlü jeoloğumuz Celal Şengör mü? Şimdi Celal Hoca sağ olsun çok şey bir hoca olmasına rağmen bir fantezi yapıyorsak hala Einstein'dayım. Yani çünkü zaten onunla oturma ve bir şeyler yeme ihtimali biraz da mesela YouTube kanalımıza konuk olarak falan çağırabiliriz. Ama Einstein'ı maalesef çağırabiliriz. O yüzden ben Einstein'da kalıyorum. Beni peki. 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 O zaman kimi getirebilirim? Kimi getirebilirim? Peki, Celal Hoca'nın kankülü kankstarı İlber Ortaylı mı yoksa Einstein mı? Şimdi beni şey yaptın. Onu bekliyorum. Ben Faraday'a gitmedim hocam, kusura bakmayın. Ama size bir şarkı yaptık, onu dinleyebilirsiniz. Hani evet, Hoca evet, Barış Hoca da dedi. Evet. İlber Hoca'ya yapılan, evet. Peki. Düşünüyorum. Peki, tamam ya, bir fizikçi getiriyorum. Büyük bir isim getiriyorum Einstein'ın karşısına şu anda. Bir tane var kafamda. Klasik mekanik, bakalım o mu? Bakalım o mu? Klasik mekanik ve evrensel hareket yasaları, evrensel kütle çekimi yasası,
ile tanıdığımız Isaac Newton mı yoksa Einstein mı? Güzel soru. Isaac Newton, eğer hafızam beni yanıltmıyorsa, biraz dindar da bir insan aslında, yanılmıyorsam eğer. Öyle bir şeyden geliyor yani, kiliseye falan gidiyor. Benle rakı içmeyebilir. O yüzden ben Einstein'da kalıyorum. Kolay eleme. Tamam. Yalnız Einstein'ın rakı içtiğini nereden çıkarıyorsunuz? Ben ona, o alkol sever, ben öğreteceğim ona. Hani bak, evet, tamam. Anason var yani. Hani, da gibi. Güzel. Peki düşünüyorum kimi getirebilirim? Ha tamam. Kimi getiriyorum? Bir saniye. Yok, getiremiyorum yani. Öyle bir yerde kaldık ki. Ama gene de tanıtmak adına bir iki bilim insanını söyleyeyim ben o zaman. Erbakan zevk alıyorum o başta şunu keşfeden demiş olmandan, onu dinliyorum zaten. Peki İlber Hoca'nın da hocası, cidden hocaların hocası, Osmanlı tarihinin Mekke'si kabul edilen Halil İnalcık mı yoksa Einstein mı? Einstein. O da vefat etti bakın. Onda da hala görüşemezsiniz. Evet. Etmişti yani, yanlış hatırlamıyorsam. Yok, Einstein'da bir kontrol kaldım. Edeyim yani, onu da. Beni biraz böyle, yani beni kaldırmak istiyorsan herhangi bir şey keşfetmiş değil de, bu anlamda popüler olarak üzerine birkaç arkadaşım da yazdı üzerine. Felsefe Hı-hı. yapmış kişilerle tavlayabilirsin. Belki onlarla kafa açan muhabbetler. Carl Sagan denmiş mesela. Gibi, Carl Sagan mesela. Da bir bilim insanı. Evet. Astrofizikçi evet. Diyebiliyorum. Hani şunu keşfetti diyebileceğin bir şey yok aslında ama Hı-hı. bu işte modern bilim dünyasına katkıları olan bir insan. Çok yönden. Dolayısıyla o belki fikrimi değiştirebilir. Peki tamam, sormuş olayım. Carl Sagan mı yoksa Einstein mı? Carl Sagan galiba. Ooo değişti. Sonunda işte bu. İşte tabii değiştirdim. Artık yeter dendi. Peki Carl Sagan mı yoksa onun öğrencisi Neil deGrasse Tyson mı? Aslında Carl Sagan, yani onun da hocaların hocası olduğu için ben de hani onu da diyorum ama Neil deGrasse Tyson'la gerçek hayatta da tanışma isteğim ve arzum olduğu için bu Carl Sagan'a bir hak verip gerçek dünyayla bir ilintisi varmış gibi Neil deGrasse Tyson diyebilirim. Buna da buradan gidebilirim. Güzel, değişiyoruz, güzel. Peki Neil deGrasse Tyson mı yoksa DNA'nın çift sarmalının keşfinde de payı olan, oranın kaşifilerinden biri olan Rosalind Franklin mi? Rosalind Franklin. Yok, Neil deGrasse. Hakkı yenmiş bir bilim kadını. Evet. Hala Neil deGrasse Tyson. Peki ne getirebilirim? He. Tamam, biraz fizikçileri seviyorsunuz siz. Gene ilginç bir adam. Belki seversiniz. Kuantum mekaniği konusunda çalışmaları bulunan Schrödinger denklemi ve kedisiyle tanıdığımız Erwin Schrödinger mi yoksa Neil deGrasse Tyson mı? Abi Schrödinger'e gidiyorum. Ve bu çok sağlam bir nedenim var. Oley. Oturacağım masaya. Neden? Diyeceğim ki aga şu kuantumu bize bir anlat, gözünü seveyim. Çünkü kuantuma göre her an her şey olabilir. Bir sürü bunun yandalı çıktı. Herkes kendine göre kuantumcu oldu. Şunu benim kafama sok da ben anlayayım demek istiyorum. Çok güzelmiş. Ben o masada şey yapabilirim. Kuantumu, yani Schrödinger'in nasıl anlattığını bilemiyorum. Ama kuantum bence güzel anlatan hocalarımızdan birini getiriyorum şimdi karşısına. Erwin Schrödinger mi yoksa kuantum fiziği alanında çalışan, ışığın doğasını daha iyi anlamak üzerine çalışmalar yapan Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Mete Atatürk'e mi? Oo. Valla bana daha net anlatır diye. Yani kendimi tanımıyordum bu arada. Onu daha net anlatır. En azından aynı dili konuşuyoruz ama öteki de tam anlayacaktık birbirimizi, değil mi? Yine de kültürel Hı-hı. farklarımız olabilirdi. Daha net anlatır diye Mete Hocam'a geçtim. Peki. Şimdi bir alan değiştiriyorum hocam. Bir alan kırıyorum. Hep böyle doğa bilimlerinden konuştuk ama sosyal psikolojinin kurucu öncüleri arasında da yer alan sosyal psikolog Muzaffer Şerif mi yoksa Mete Atatürk'e mi? Yok, kaldım Mete Hocam'da. Gitmedim. Şu kuantum Mete konuşayım. Hocadayız. Tamam. Mete Hocadayız. Kuantum, evet. Öğreneyim diye.
Bakıyorum bakıyorum. Ha, peki kuantumcu birini getiriyorum karşısına o zaman. Meta Atatürre mi yoksa belirsizlik prensibiyle tanıdığımız Werner Heisenberg mi? Heisenberg. Gidiyorum. O değişti. Değiştim. Hemen sattım. Yine Mete Hocam gittim. da Hemen direkten sattım. gittim. Sattım valla. Mete Hocam kusura bakmasın. Yani sizi çok sevdim halbuki. Ama ben Einstein'ı sattım. Yani Mete Hocam da şey yapmasın şimdi. Einstein satılmışken evet Evet. doğru. Kimi getirebilirim? Ha, gene tanıtmak adına nöronun şeklini çizen ve nörobilimin Çok iyi. babalarından sayılan Santiago Ramon Cajal mi yoksa Heisenberg mi? Heisenberg'deyim hala. Tamam. Kuantum merak ediyorsunuz hocam. Kuantum merakımdan daha beni hiç kaparamadım. Bir Kimi isim daha var getirebilirim? aklımda ama onu söylersen oraya da gidebilirim. Kim olabilir? Kim İki isim olabilir? var hatta. Gene kuantumdan mı? Yok. Bilmiyorum. Şimdi ben getirebilirim ama bilemedim. Siz getirin hocam. Siz söyleyin. Kimi getiriyorsunuz? Yani ben şimdi Heisenberg'de yemeğe tam oturacağım. Hı Telefonum çaldı ve hı. telefonum da dedi ki merhaba ben Darwin seni yemeğe bekliyorum dedi. Heisenberg'e bir ellerimi yıkayıp geliyorum deyip çıkarım oradan. Büyük ihtimalle Darwin'in masasına otururum. Ve hocam Darwin vardı, evet, sormamıştım, atlamıştım, vardı listede. ve derim ki hocam peki şimdi yani biz varsak biz maymundan geldiysek niye hala maymun var derim. Tam gıcıklığına illa bu soruyu. Çok iyiymiş. Ve onun can çekişerek benim gibi bir geri zekalıya bu sorunun Estağfurullah. cevabını anlatmasını isterim. Yok canım ben gönderme yaptım. Peki. Kimi getirdi? Darwin'dendi yani. Darwin'in üstünden. Düşünüyorum. Hadi bir tane daha getirelim. Darwin mi yoksa arf değişmezi ve arf halkalarıyla tanıdığımız cebir konusunda çalışmaları olan matematikçimiz Cahit Arf mı? Darwin'deyim. Cahit Hocam. Darwin'deyiz. Saygılar Darwin'deyim. Çok merak ettim. Darwin'deyiz. Peki kuantum teorisi, Planck sabiti, Planck'ın siyah vücut radyasyonu yasası ve termodinamiğin üçüncü kanunuyla bildiğimiz Max Planck mı yoksa Darwin mi? Yok. Darwin'deyim hala ısrarlı. Darwin yine. Darwin Tamam. benim için önemli bir figür. Kalkmam çok zor. Darwin'den evet bulamıyoruz. Peki son birini getiriyorum. O da olmazsa Tamam. Darwin yapacağız. Tamam. Bakıyorum. Az daha önce sormadıklarımdan birini getireceğim. Siz bunu demiştiniz başta. Hastalığın mikrop teorisi, yani hastalıkların patojenlerle, mikroplarla bulaştığı, kötü hava değil de mikroplarla bulaştığı molekülerle bakış, yani biyolojik bakış, zayıflamış bakterileri kullanarak aşıları icat eden, pastörizasyonu icat eden, fermantasyonun neden olduğunu açıklayan Louis Pasteur mü yoksa Charles Darwin mi? O pastörü iyi isim bu arada. Ama Darwin'de kalmaya kararlıyım. Çıkılacak o yemeğe. Tamam, o Ama zaman iyi isim kabul. yani şey değil. değil mi? Bildiğimiz. Peki Darwin'den de o zaman Darwin'le sizi uğurluyoruz. Neler? Peki bu soru dışında neler konuşmak isterdiniz? Onu sorunuz, açıkladı size diyelim. Şimdi bir dakika. Ben o salak soruyu soran çocuk muyum? O şakayı yapan insan mıyım? Sahip. Eğer o Bir şakayı yapan kesildi hocam. insansam Yani şöyle, onu size kalmış sorup sormamak. Yani yemeğe tamam artık çıkıyorsunuz. Darwin hayatta, anlaşabiliyorsunuz dil olarak. Siz de yemeğe çıkmaya okey. Valla büyük ihtimalle şeyi yani bu hani yani teorilerini hani aslında bu evrimin ya motivasyonunu öğrenmek isterdim. Mesela ne yaptın abi sen? Mesela oturduğun yerde bir gün ya bir dakika ya biz evriliyoruz galiba bence işte gözlemlediğim kadarıyla. Hani ya da işte ne bileyim zaten bir bilim insanıydın bir şeylere meraklıydın orada evrimle ilgili ortaya atılmış bir takım çalışmaları gördün de buna devam ettirmek, bununla ilgili gözlem yapmak mı istedin? Bu konudaki motivasyonun neydi diye buradan sormak isterdim. Büyük ihtimalle bunları konuşurdum Şeyi yani. biliyoruz hocam. Ondan önce evrim kuramı çok eskilere dayanıyor. Yunan filozoflarına kadar gidiyor. Evrimin olduğuna dair yani zaten var. Hani evrim var.
Evrim teorisi evrimi açıklayan teorilerden biri. Teorilerden biri, tabii. Bunu biliyor, yani o konuyu biliyoruz. Hani değişiyor, evrimleşiyor. Neden ama? Nasıl oluyor? Bunun sebebi ne? Mekanizması neyi merak ettiğini biliyoruz. Hı hı. Ama tabii merak, daha sorulacak şeyler vardır yani. Yani işte bu motivasyonu, bu araştırmaya onu iten nedenleri vesaire gibi biraz daha işin hani onun onu motive edecek şeylerini konuşmayı tercih ederdim Darwin'de. Bir de aslında politik bir konuşma yapmak, yani politik ve dini bir konuşma yapmak isterdim. Çünkü gerçekten hani günümüzdeki, yani ben günümüzde var olan o argümanlar var ya, hani böyle işte kimisi gerçekten hani IQ'su düşük diye, ama bunu bir hakaret olarak söylemiyorum. Hakikaten yani algılamak çok zor bazı şeyleri yani. Bizim de algılayamadıklarımız var. Birilerine göre de benim IQ'm düştü yani. O bütün o soruları, benim kavrayabildiğim soruları mesela ona yöneltmek isterdim. Ne tepki verecek bakalım diye. Belki benimle felsefi derin bir tartışmaya girecek. Belki de ne bileyim çatalını atıp rakısını devirip ben bununla aynı masada oturamam diye gidecek yani. O da değişik, çok ilginç yani. Zannetmiyorum öyle olacağını. Çünkü ona da öğreteceğiniz hocam şeyler var yani. Siz de tiyatro anlatırsınız, geek kültürü anlatırsınız. Bunları biliyor mu mesela yani? O zamanlar... Yani Pokemon'u biliyor kadar... musun? Pokemon da evrimleşiyor falan derdi. İlginç güzel olabilir. Güzel olurdu ama Darwin. Evet, bak, evet. Einstein ve Darwin ve bir kim arasında kaldım? Heisenberg galiba değil mi? Bir Mete hocamızla kaldım galiba. Hepsini oturtup bir toplu sofra mı hocam? Umu hayal aslında. Evet evet, hepsini alıp çok güzel. Ama ben yöneteceğim. Mesela Darwin sen çok konuştun, sus Mete hocam buyurun diyeceğim. Ben. Öyle olursa işte. Şeydi, Darwin gene çok içti ya. Of, hadi bakalım. Evet. Hayır, çünkü o sofrada eğer ne bileyim moderatör olamayacaksam bir vasfım kalmıyor, anladın mı? Ne yapacağım ben o insanların arasında yani? Evet. Eğer Cevde, videosunu izleyeyim daha iyi. Diyecekler. Yani. Evet evet. Senin fikrin ne diyecekler? Ben böyle ben Darwin hocama katılıyorum. Falan mı diyeceğim? Çok ilginç. Evet evet evet. Çok ilginç. Star Trek görseli geldi aklıma demişler. Evet. Hangi görsel bilmiyorum ama. Ben bu şeyleri, yorumları şimdi açtım. Yorumlar bende şey aşağıda 1-0-1-0 geliyor. Ha şimdi yükselttim. Yani süper. bir soru almıyoruz oradan dedi. Diye. Yani yok yok, şu an almıyoruz ama sona doğru alırız. Zaten sona geldik hocam. 3 bölümümüz de bitti. Tavsiyelerinizi sorduğumuz bir bölümümüz var. Sizden tavsiye edeceğiniz, yani sizi etkilemiş de olabilir ya da yok, hani tavsiye ettiğim, beğendiğim diyeceğiz. Kitap, film, dizi ve oyun istiyoruz. Ya beni etkileyen kitap dediğim şey, yani tabii ki hani macera olarak birçok şeyin ötesine işte böyle keyifli vakit geçirten bir sürü kitaplar var. Bunların hepsini zaten büyük kısmını biliyoruzdur ama ben biraz daha geçmişte işte bu hani geek, çizgi romanlar vesaire dediğimiz konulara çok girsem de bunun yanında kitap olarak hep işte böyle daha felsefik, politik falan bu tarz kitapları okumayı tercih ederdim. Hı hı. Yine bu şeyin Yalom'un bir kitabı var ya, Arvin Yalom. Sen kesin okumuşsun. Biliyorum. Yalom giriyor. Nietzsche ağladığında diye. Hı-hı, i̇şte hı-hı. Hani ben hep şöyle diyorum. Hani geeklik benim için şudur. Benim geek tanımım budur yani kesinlikle. Hı-hı. Merak eden adam aslında. Biraz böyle hani değil bu mi? Mecraları, bu kültürü merak eden adam. Ben işte iyi bir müzik dinleyicisi olduğumu düşünürüm. En azından belli spesifik canlılarım var. İşte şu kısmı seviyorum. Şu dönemlerin müziğini güzel buluyorum diyebildiğim. Hı hı. O dönemlerden bir grup olan The Doors dinlemeye başladım. Hı hı. The Doors dinlediğimde Jim Morrison'ın içerisine girdim. Jim Morrison şey yaparken, işte öğrenirken, Jim Morrison işte Wagner'le ilgili bir şeyler yapmış, Nietzsche ile ilgili bir şeyler yapmış, işte Nietzsche okurmuş, Nietzsche severmiş, yani Nietzsche'ye girdim. Nietzsche'ye girince onun hayatını merak ettim. Oradan da işte bu Yalamon, Nietzsche ağladığında hikayesine ulaştım. Kurgu vesaire bir hikaye. O ya çok enteresan, çok güzel bir filmi boktandı da. Filmi de var onun, bir Avrupa filmi. Kitabı çok güzel ve hayatımda gerçekten oturup beni hani düşündürten bir şey olmuştu okuma. Tabii Nietzsche'nin böyle bir düzel düştü de aynı şeyi verdi, heyecanı verdi bana ama o şey değil yani. Kolay anlaşılabilecek bir şey değil. Onu ilk okuduğumda bir bok anlamadım. Sonra da tekrar okuduğumda anladım. Ama Arvin Yalom'du galiba değil mi? Onun kitabı böyle değil. Onun kitabı daha hepimizin anlayabileceği şeyler üzerine.
Kitap olarak bunu tavsiye edebilirim. Bir life changer olarak. Kitap film mi? Nietzsche Ağladığında, Irving Yalom Nietzsche Ağladığında diyoruz kitabı, evet, o zaman. Evet. Film dizi diyorlar. Vallahi dizi olarak benim bilim kurgu severlere izlemediklerse mutlaka izlemelerini gerektiğini söyleyeceğim. Çünkü hani Star Trek falan demeyeceğim, onu biliyorsunuzdur ama. Daha az bilinen ama gene popüler olan Battlestar Galactica var. Benim çok sevdiğim bir iş o. Tavsiye ediyorum, izlemeyen varsa onu izlesin diye. Hani her şeyde böyle dramatik örnekler vermemek adına da biraz burada bilim kurguyu tercih ettim. Film olarak benim hep bu soruya verdiğim fix bir cevap vardır. En sevdiğim ilk 10 filmin arasındadır ama benim enlerim pek yoktur bu konuda. Çok hayatımı değiştiren bilinen filmlerden bir tanesi Guguk Kuşu'dur, Jack Nicholson'ın. Çok hoş bir filmdir. 1975 yapımı. Kendisinin de işte Oscar almış olduğu bir film. Biraz kitabından farklı ve fakat çok hoş, çok orijinal. Yani sınırlarımız, işte kabiliyetlerimiz, hayata bakış açılarımız, yapabildiklerimiz, boşa geçirdiğimiz zamanlar, bütün bunları aslında anlatan bir yapıt olduğundan dolayı beğenirim. Ne kaldı hocam? Dizi, film, kitap dedim. Bir tane. Oyun ya kaldı. Şimdi kitap, evet. Oyun kaldı. Kitap hocam, Irving Yalom Nietzsche Ağladığında dedik. Dizi Battlestar Galactica dedik. Film Guguk Kuşu dedik. Ama ben yani burada aslında hayal kırıklığına uğruyorum şu anda. Çünkü diyeceğim yani. Niye yok? Lord of the Rings olmalı. Hayır. Ama şimdi bak. Çünkü niye yok biliyor musun abi? Lord of the Rings mükemmel. Ki ben biliyorsun. Yani sen de bunu daha önce konuştuk. Hani birkaç defa okudum. Filmlerini birkaç yüz defa izledim. O yüzden her sene severim. İzliyorum ben. Her sene bir maraton. Bir kere izliyorum. Ekim'de izlediğim için bana sanki yani daha yeni geliyor ama bu sene izlemedim daha. Ekim'de olduğunu saymazsan. Biz Discord'da izledik hocam. Şeylerle, gönüllülerle. Yani herkes aynı anda açtı. Nereden izliyorlarsa hani bir telif hakkına saygı duyarak. Ama şey yaptık mesela, izlerken üzerine durdurup yorumlar yaptık. Ben psikolojisini analiz ettim. Kare kare. Çok güzel oldu o. Bakın bir dahaki seneye nasıl izleyeceğiz acaba? Çağırırsan gelirim. Büyük bir zevkle. Tamam. Haber vermem. Tabii ki. Öyle bir etkinlik yaparsan. Lord of the Rings, hani senin önerdiğin dedim. Lord of the Rings çok popüler. Yani artık ben Lord of the Rings, hani ben de Lord of the Rings önermeyeyim ya dedim. Yani şimdi herkes anladım. Herkes öneriyor zaten. Hani bir değişik bir bakış açısıyla bakayım dedim. Yoksa tabii ki öneririm. Okumayan varsa hala. Hani kusur tabii. Süper. O zaman oyundayız. Onu soralım. Oyun olarak yine değişik bakış açısı olarak beni çok etkileyen oyunlardan bir tanesi. Biraz Dede Bey olduğumdan dolayı eski bir oyun vereceğim. Adventure oyunu bu. Sanatorium diye bir oyun. Hikayesi o kadar iyiydi ki hala unutamıyorum. Yani böyle benim için hani o özellikle bilir herkes, oynayan herkes. İkinci bölüm, Mamili bölüm diyeyim, öyle anlasın oynayanlar. Hala hafızalarımdadır. Yani kabus gibi oyun hakikaten. Çok güzel oyun. Tavsiye ederim onu. Oynayın yani. Bir senatörüm oynamış olun. Hikayesi, oynanış şekli vesaire çok güzel. Oynadın mı bilmiyorum sence. Yok, ben şimdi bakayım dedim. Hani yani oynayıp da adını bilmiyorum, unuttum mu diye. Yok, oynamadım. Şey çağrıştırıyor ama o mu acaba? Bu neydi ona da? Outlast. Outlast diye bir oyun vardı. Orada onu da böyle oynamadım. Bir akıl hastanesine gidiyorsunuz, gazeteci. Bir gece sürüyor oyun, çıkmaya çalışıyor. Onun korku mekanikleri beni çok şey yapmıştı yani, aşırı. Şöyle bıraktım oyunu çünkü şöyle dedim yani, bu kadar dedim hani limbik sistemimi bu kadar yormaya gerek yok dedim. Yani sürekli hoplama zıplama sıçrama dedim, gerek yok, bıraktım yani. Çünkü şey değil, korkutma hani çok korktum gibi değil. Sıçratma hani böyle şey ne diyorlar ona, şey scream bir şey diyorsunuz ya, neydi onun adı? Jump scare mi? Ha, jump scare, aynen öyle bir şeydi yani. Amnesia demişler. O da bu Outlast'e biraz benziyor. Bir tane oyun oynamışım. Among the Sleep diye bir oyun. Galiba indie oyunu. O da çok ilginç. Bir bebeği oynuyorsunuz ve bebeğin rüyalarında geziyorsunuz diyeyim. Gerisini söylemeyeyim. Spoiler olmasın. O da değişik söyleyeyim ama Sanitarium'a bakacağım hocam. Eski oyunları... Şimdi Sanitarium'la ilgili 3. 4. bölümde yavaş yavaş anladığınız bir trik var. Spoiler olmasın diye söylemiyorum. Ama... Onu anladığınızda olaylar bir anlam kazanıyor ve çok tatlı oluyor yani. O tarz oyunlardan.
Çok güzel ya. Ben şu an geçen söylemiştim bu Middle Earth 1'i bitirdim tekrar. Bilmem kaçıncı defa. Middle Earth 2 oynuyorum şu anda. Bu aralarda onu oynuyorum. Yani ne varsa eski oyunlarda var diye söyleyebiliriz. Peki bakalım başka sorumuz var mı? Sanırım son sorumuz. Bu da emrivaki bölümü diyorum ben artık buna. O da şu. Hangi ünlü arkadaşınızı bu challenge'a davet ediyorsunuz sizden sonra gelsin diye? O Barış Bey beni mi davet etti? Barış Hoca Bülent Alkış'ı davet etti. Bir de Can Türkdoğan'ı davet etti. Can Hoca ile konuştuk. Haftaya geliyor. 3 Mayıs'ta Can Türkdoğan'la yapacağız. Bülent Hoca'dan daha cevap alamadım. Onun dışında davet edilen olmadı başka O diye zaman bir hatırlıyorum. kişi kaldı benim davet etmezsem ayıp olacak. O da Ömercan Güldal tabii ki. Rockstar Rockstar kuzenimi davet kuzeninizi. ediyorum buraya. Peki gelir mi sizce bilmiyorum. Biz mesaj Gelir atalım. gelir. Gelir gelir. Şimdi ben ona sağ ol bu arada çok güzeldi program. Çok eğlenceliydi. Ben başta böyle ulan bilim vesaire dedim ama hani bilimden çok akıl yürütme o yani böyle biraz da muhabbet de akıl yürütme keyifleri çok hoşuma gitti. Ben öyle bir anlatacağım ki ona gelmemesine imkan İşte bu, işte bu. Çok teşekkür yok. ediyoruz. Yani bizim de çok hoşumuza gitti. Biraz internet bizi engellese de o işte ilk baştaki şeyler dediğiniz gibi alışma şeylerimiz ama mükemmel geçti ondan sonra. Çok keyif aldım. Zaten biliyordum keyif alacağım. Ben takip ediyorum sizi. İsimlerimiz aynı olduğu gibi bazı konulara bakış açılarımız, işte Lotur sevgimiz falan çok benziyor. O yüzden çok hoşuma gitti benim için. Çok güzel bir akşam oldu. Teşekkür Benim ediyoruz. için de öyle. Benim için de öyle. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bütün izleyenlere teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bilimle kalın. Hoşça kalın.